Kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyorum. Yeniyurt Mahallesi'nde yapmış olduğumuz çok özgün bir parkımızdayız. Türkiye'de de çok fazla sayısı olmayan güzel bir park yapıyoruz. İsmi de Çevre Eğitim Parkı. Yaklaşık 7500 metrekarelik bir alanda bu parkımızı şu anda inşa ediyoruz. Parkımızın şöyle bir güzelliği olacak. Hem eğitici bir park, hem uygulamalı bir park. Hem de bununla beraber çocukların vakit geçirebileceği, spor yapabileceği bir park. Yani birden fazla unsurun içerisinde olduğu bir park burada inşa etmiş oluyoruz. Neden eğitici park diyoruz? İçerisinde bir kompost makinesi var ve bu kompost makinesinde özellikle gıda artıklarını buraya getirmek suretiyle burada bir gübre inşallah yapmış olacağız. Ve böylece geri dönüşümün bir unsurunu çocuklara eğitici bir şekilde öğretmiş olacağız. Tabii bunun yanında oradan üretilen gübrelerle çocuklarımıza 15 ayrı kulvarda ve farklı farklı bazı üretim maddelerinin olduğu bir alanda çocuklarımızın bir tarımsal faaliyet yapabilecekleri de bir başka orada hobi bahçeleri oluşturacağız. Ve orada üretilen gübrelerle sebzeler ve yine bitkiler, çiçekler orada çocuklarımız kendileri hem dikecekler hem ekecekler. Ve bunların nasıl yapıldığını da burada öğrenmiş olacaklar. Bu yönüyle eğitici bir park olacak. Sıfır atık anlamında evlerde kullanılan atık yağlar veya atık pet şişeleri, atık camlar, yani atık anlamında aklınıza ne geliyorsa toplam 14 tane padoktan oluşan noktalarda atıklar buraya getirilecek ve böylece sıfır atık nasıl yapılıyor? Bunu da böylece göstermiş olacağız. Özellikle evlatlarımıza, yavrularımıza. Yine bir eğitim alanı olacak burada. Ve bu eğitim alanında da dersler verilecek ve çevre temizliği, bununla beraber şehrimizin temiz olmasıyla ilgili neler yapmalıyız? Yine sıfır atık nedir? Sıfır atığın mantığı nelerden oluşur? Ve sıfır atıkla bizler neler yapabiliriz? Bir de bu eğitim salonumuzda da bu eğitimler bir taraftan da yapılmış olacak. Bunlar eğitici ve uygulama anlamındaki parkımızın özellikleri. Tabi bunun yanında yine diğer parklarda olduğu gibi sportif anlamda çocuklarımızın eğitimsel anlamda işler yapabileceği, bununla beraber yine parkların olduğu ve bu parkların da yine sıfır atık mantığıyla yapıldığı ve her şeyle sıfır atığın tam anlamıyla uygulandığı bir park özelliğini burası sağlamış olacak. Ve inşallah bir Türkiye'de de belki alanında söz sahibi olacak 5-10 parktan birisi olacağı kanaatindeyiz. Ve hem eğitimsel anlamda hem sıfır atığın öğretilmesi noktasında hem bir ihtiyacının giderilmesi hem de normal bir park noktasında güzel bir hizmet verecek bu güzel parkımız. Şimdiden yapımı başladı ve şu ana kadar da %70 seviyelerindeyiz. İnşallah kalan %30'luk kısmımızı da yıl sonuna kadar bitirdiğimizde 2023 yılında Çevre Eğitim Parkımızı da tüm Tokat'ımıza da böylece hizmete sunmuş olacağız. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.